Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte baklava hazırlıyoruz. El açması yaprak baklava yapıyoruz. Baklavanın içi kaymaklı, çıtır çıtır nefis bir baklava oluyor. Baklava hamuru için yoğurma kabına 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su ilave ediyorum. 50 gram eritilmiş tereyağı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 yumurta ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı sirke kullanıyorum. Sirkenin üzerine 1 paket kabartma tozunu ilave edip köpürtüyorum. Ve üzerine ekliyorum. Tekrar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Un ilave ederek baklava hamurunu hazırlıyorum. ilk etapta çırpıcı ile karıştırarak daha sonra da yoğurarak devam edeceğim. Çırpıcı ile karıştırdım. Artık çırpıcıyı çıkartıyorum ve el ile yoğurma işlemine devam ediyorum. Kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Baklava hamurunda dikkat etmemiz gereken güzel kaliteli bir un kullanmak, baklavalık böreklik un kullanmanızı öneririm. Yoksa istediğiniz gibi açamazsınız, güzel bir baklavanız olmaz. Bu önemli bir nokta. ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun kalitesine göre un miktarında değişiklik gösterebilir. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel toparlandı ve elimi bıraktı. Hafiften yapışıyor olabilir. Bu da elimizde kalan hamur tanelerinden oluyor kesinlikle. Ele yapışmıyor fakat yumuşacık bir hamur. Artık tezgaha alıyorum. 4,5 su bardağı un benim kullandığım ölçülere tam denk geldi. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Tezgaha aldıktan sonra tezgahta da bir miktar güzelce yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Bu tür tariflerde güzel yoğurmak önemli. Şimdi hamuru bezelere bölüyorum. İlk önce ortadan ikiye daha sonra rulo yapıyorum ve rulo yaptıktan sonra da küçük bezeler hazırlıyorum. Toplamda 30 parçaya bölüyorum. 30 adet küçük beze hazırlıyorum. ceviz büyüklüğünde cevizden bir tık büyük diyebilirim 30 adet bu şekilde beze hazırlıyoruz bezelerin hepsi bakın hazır şimdi bezelerin üzerine artık örtüyorum bu şekilde bir poşete geçirebilirsiniz veya streçleyebilirsiniz hava almadan 30 dakika dinlendiriyorum Hamur dinlenirken ilk önce şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 4,5 su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. 4,5 su bardağı su ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Ve 15 dakika kaynamış olan şerbetin içine 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Limon suyu ile birlikte 5 dakika ocakta tutuyorum. Orta ateşte ve orta gözde kaynatıyorum. Ocağın ısısı önemli. Çok koyu bir şerbet olmasın. Çok akışkan da olmasın. Ve limon suyunu ekledikten sonra 5 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Tatlının kaymağını hazırlıyorum. Kaymağı için ayrı bir tavaya Tatlının kaymağı için tavaya bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik irmik ve 1 parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. İrmik ve şekeri koyduktan sonra karıştırarak pişiriyorum süt kaymağı hazırlıyoruz kaymaklı bir baklava yapıyoruz Bugün sizler ile birlikte içinde yemesi çok zevkli oluyor bu şekilde kaymak ile enfes bir baklava oluyor hem şekli hem lezzeti şahane gördüğünüz gibi sürekli karıştırarak irmik kaymağını pişiriyorum ve kaynamaya başladı kıvam alıyor Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kaynatmamız yeterli. Daha doğrusu bir taşım, bir taşım kaynadıktan sonra kaymağımız hazır. Kıvamını görüyorsunuz. Soğuduğunda da kıvamı koyulaşıyor. Her ikisinin de şerbetimiz ve kaymağımızın soğuk olması gerekiyor. Bu aşamada hazırlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaymağımız hazır. Artık ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. 30 dakika dinlenen bezeleri artık açma işlemine geçiyorum. Altına ve üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Artık hiç un kullanmıyoruz. Sadece nişasta ile açma işlemini yapıyoruz. Bakın tatlı tabağı büyüklüğünde açıp kenara alıyorum. Bütün bezeleri açtıktan sonra hazırlıyorum. Bir taneyi koyuyorum ve üzerine bol nişasta koyup her tarafına bolca gelmesini sağlıyorum. İkinciyi alıp üzerine yerleştiriyorum. Bol nişasta koyuyorum. 15 adet açmış olduğum beze üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. 2 adet 15'erli grup hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi bir poşet içine koyuyorum. Üzerinde örtüp bu şekilde güzelce hava almadan 15 dakika dinlendiriyorum ve 15 dakika dinlendikten sonra artık ilk önce bir tanesini alıyorum tezgaha aldıktan sonra üzerine bastırarak bütünleşmesini birbirine tutmasını sağlıyorum. Biraz bastırdıktan sonra merdane yardımı ile açarak ince atıyorum. Biraz açtıktan sonra bakın alt üst yapıyorum. Alt kısım biraz büyümeyebiliyor. Bu da önemli bir püf noktası. Çevirdikten sonra bakın bu kısmın bir miktar nişasta serptim ve tekrar açma işlemine devam ediyorum. Artık açabildiğimiz kadar ince merdane yardımıyla açıyoruz. Gördüğünüz gibi yeterince açıldı. Şimdi artık şekil verme işlemine geçiyorum. İlk önce dilimlere kesiyorum. 3 parmak genişliğinde hazırlıyorum. İlk önce uzun şeritler halinde daha sonra da tekrar baklava dilimi keserek devam ediyorum. Yine aynı şekilde 3 parmak olacak. Gördüğünüz gibi baklava dilimi kesip hazırladım. Baklava dilimi olarak kestikten sonra her bir dilimin içine hazırlamış olduğum süt kaymağından koyuyorum. Kaymağını yerleştirdikten sonra üzerine fındık, çekilmiş fındık içi biraz iri çekilmiş olur ise içinde hissedilirse çok güzel olur. Bu kısmı koyarken de biraz bastırıyorum ki birbirini tutsun. Her birinin üzerine fındığı da koyduktan sonra şekil verme işlemine geçiyorum. Şekil verirken karşılıklı uçları orta bakın üst üste gelecek şekilde katlıyorum ve alt kısmı da hafif kıvırarak şeklini veriyorum. Tekrar bir tane daha hemen gösteriyorum. Karşılıklı uçları üst üste kapatıyorum. Üst üste kapattıktan sonra da alt kısmı hafif kapatarak katlıyorum. Bu şekilde fırın tepsisine baklavayı yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Baklavayı tepsiye yerleştirirken de hafif dik olmasına özen gösteriyorum. Ve şimdi tereyağını erittim. Tereyağını erittikten sonra üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alalım lütfen üzerinde yanık bir görüntüsü olmasın ve üzerindeki bütün köpükleri aldıktan sonra Yağa bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum 250 gram tereyağı bir su bardağı sıvı yağ ve şimdi her bir baklavanın üzerine gelecek şekilde yağı gezdiriyorum yağsız hiçbir kısmının kalmaması gerekiyor baklava yağı seviyor. ya kesinlikle gözünüze çok gözükmesin. Yeterince yağını vermez isek güzel bir baklavamız olmaz. Baklavayı yağladıktan sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Kızarmaya başlayıncaya kadar 180 derecede pişiriyorum ve kızarmaya başladığında 160 dereceye düşürüp tamamen kızarıncaya kadar baklavayı pişiriyorum. Pişirme noktası da çok önemli. Gördüğünüz gibi baklavamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladığında lütfen 160 dereceye düşürelim ve ağır ağır, içini çeke çeke pişirelim. Artık şerbetini verme zamanı. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum ve artık üzerine tamamen soğumuş olan şerbetini gezdiriyorum. Şerbeti koyarken de üzerine her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. İçindeki kaymağı, fındığı, kat kat nefis bir baklava oldu şerbetini de güzelce üzerine koyduktan sonra tamamen soğuyup şerbetini çekinceye kadar artık tatlımızı dinlenmeye bırakıyorum. Tamamen şerbetini mutlaka çeksin ve soğusun. 3-4 saat dinlenir ise çok güzel sonuç alırız. Görüntüsü, şekli şahane baklavamız hazır. İftarda sevdiklerinize veya bayramda hazırlayabileceğiniz lezzetli, güzel bir baklava tarifi. Gördüğünüz gibi baklavamız hazır, tamamen şerbetini çekti. Artık afiyetle yenebilir. Şimdi üzerlerine açık kısımlarına bakın, fıstık serpiyorum. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Ters koydum bir miktarını o şekilde de. Her iki şekli de çok güzel duruyor. Evet, gördüğünüz gibi baklavamız afiyetle yemeye hazır. Hemen sizler için küçük bir doku testi yapmak istiyorum. Çatalınızı batırarak bu şekilde alabileceğiniz enfes bir baklava oluyor. Kıvamını da gösteriyorum. İçi kaymaklı baklavamız afiyetle yemeye hazır yaprak baklavası. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda Görüşmek dileğiyle.